Bursa'da hem sebzeciler ve meyveciler odası, hem de kendi kurduğu seyyar pazarcılar odası başkanlığı yaptı. Ardından, Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu, nu kurdu ve Ankara'ya gitti, başkan olarak 10 yıl Ankara nöbeti tuttu. 17 yıl sonra da, yeniden Bursa Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı, seçilen Mehmet Çakman'ın pazarcı esnafıyla ilgili değerlendirmelerine zaman zaman yer veriyoruz. Bu defa, Pazarcı esnafı ve manavları ilgilendiren kritik çağrıda bulunurken önce durum tespiti yaptı. Uzun süren sonbahar kış mevsiminden sonra yaz günlerini bekleyen esnaf ürün çeşitlerinin arttığı şu günlerde haksız rekabetle karşı karşıya. Soruna şöyle işaret etti: Her köşeden mantar gibi çıkan, vergi mükellefi olmayan, sabit iş de bulunmayan seyyar satıcılar sokakları işgal ediyor şunu vurguladı. Koca kış, vergisini ve kirasını ödemekte zorluk çeken manav esnafımızın ve pazarcılarımızın karşısına, cami önlerinde, işgal ettikleri kaldırımlarda ya da sokak aralarında ses sistemi kurulmuş araçlarla satış yapan korsan satıcılar çıkıyor. Ardından, bunun adı haksız rekabet, dedi ve devam etti. Korsan satıcıların yanı sıra, vergi mükellefi bazı bakkallar, tekel bayileri, kuru yemiş satan dükkanlarda tarım ürünleri, meyve satıyorlar. Ne yazık ki zabıta denetiminden de uzak tutuluyorlar. Bu durumu da haksızlık olarak yorumlayan Çakman, zincir marketlerin yaya kaldırımlarında sebze meyve reyonu açmalarının önlenmesini istedi. Sonra da şu çağrıyı yaptı: "Başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizden ricamız şu: Kayıt dışı çalışan, hal dışından faturasız aldıkları, en önemlisi nereden getirdikleri belli olmayan ürünlerle korsan pazarcılık ve manavlık yapanlara izin vermeyin." doğup büyüdüğü, gelin olup çıktığı evi belediyeye bıraktı. Profesör Doktor Ülkü Özelp, ay 1980'li yıllarda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak tanıdık. Yapı işleri Bölge Müdürü olun, Genel Müdür atanıp Ankara'ya giden, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı olarak emekliliği sonrası 1989'da DYP'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen rahmetli Teoman Özalp'ın eşiydi. Son sohbetimizi doğduğu, büyüdüğü, gelin olup çıktığı ev olan Osman Gazi Belediyesi Sümbüllü Bahçe Konağında 12 yıl önce yaptık. Vefat eden Ülkü Hoca'nın cenaze namazında siyasi kimlikli yalnızca Recep Altepe ve İsmail Hakkı Arslan'ı görünce hüzünlendik. Belediyeler CHP'ye yaramadı. Olağanüstü kongre için imza girişimi. 31 Mart'tan önce CHP'nin elinde Nilüfer, Mudanya, Gemlik belediyeleri vardı. Bu belediyelere büyükşehir, Osman Gazi, Harmancık teklendi. Üstelik 47 yıl sonra kazanılan büyükşehir ile ilk kez kazanılan Osman Gazi'nin büyük hedeflerdi. Harmancık da 15 yıl sonra geri alındı. Gelin görün ki belediyeleri kazanmak CHP yepek yaramadı. Çünkü ilçelerden seçimi kazandık ama anlayamadık. Sesleri geliyor. CHP ilçe örgütlerinin belediyelere ulaşamama seleştirileri yoğunlaşıyor. Bu da bazı ilçelerde olağanüstü kongre isteklerine dönüşüyor. Gerçi, gerekçe farklı, ama ilk kongre isteği, geçen hafta Kestel'de toplanan imzalarla geldi. Orhan Eliyeni ilçe başkanına itiraz için imza topluyor. Osman Gazi'de kadın kolu kongresindeki tartışmalar ilçe yönetimine yönelik girişime yol açacak gibi. Şimdi de, olağanüstü il kongresi için, imza hazırlığı konuşuluyor. Olağan kongre geçen yıl 17 Eylül'de yapılmıştı. İYİ Parti'de Bursa dayanışması. Siyaseti MHP'den başlayıp hep birlikte yaptılar. Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu dostluğu İYİ Parti'de de sürdü, birbirlerine destek oldular. Geçen yıl ikisi de İYİ Parti Bursa milletvekili seçildi. Son kurultayda Genel Başkan Musavat Dervişoğlu'nun listesine giren Toktaş yönetimde teşkilat başkanı oldu. Türkoğlu da Bursa Hatırası tabloyla Hasan Toktaş'ı ziyaret etti. Bursa'ya kültürel katkı için çalışıyor, Ceyhun İlgil'den bir müze daha. Yaşama, hep insana ve kente katkı. Koyma anlayışıyla olumlu bakıyor. Tıp fakültesi okumak üzere ayak bastığı andan itibaren Bursa için projeler üretiyor ve yaşama geçmelerini sağlıyor. 1983 yılında, Hakimiyet, gazetesinde kurduğu çocuk kulübü üyeleri bugün önemli yerlerdeler. Fotofesto'nun projesiydi. Nilüfer, de, etkileyici bir sağlık müzesi, ni kente armağan etti. Siyaseti sevemedi, CHP Bursa milletvekili olarak bir dönem görev yapıp bıraktı, ama doktor olarak yıllardır şifa dağıtıyor. Doktor Ceyhun İlgil, 9 yıl önce ilk görüşmesi yapılan yeni bir projeyi şimdilerde yaşama geçirmek üzere. Gemlik, İN ilk belediye başkanı olan yazar şair kuvayı milliyeci Doktor Ziya Kaya'nın evini damadı Doktor Avni Doman için anı ve birikimleriyle müzeye dönüştürüyorlar. Ayrıca, Doktor Ziya Kaya'nın anıları kitap olarak da yaşayacak bal mezunu arkadaşlarına sürpriz yaptı. Gülay Afşar, ekranın saygın isimlerinden, Boğaziçi Üniversitesi siyaset bölümünü bitirdi. Ekran yolculuğu finans konularıyla Kanal E'de başladı. CNN Türk ve CNBC'de ekonomi programları yaptı. NTV'de 10 yıl süren Gece Gündüz adlı sanat aktüel programını geçen yıl sonlandırdı. Hepsinden önce, Bursa Anadolu Lisesi, Nin 1986 mezunu olan Gülay Afşar, 38 yıl önceki sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet gününde buluştu.